Mutlu akşamlar. Edesa TV ekranlarında Santra'ya hoş geldiniz. Şanlıurfa Spor'un bu hafta deplasmanda Bursa Spor'u 2-0'lık net bir galibiyetle yenerek 3 puanın sahibi oldu. Bu haftaki maçımızı Resul Halat hocamızla birlikte yorumlayacağız. Dilimizin döndüğü kadarıyla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yüzünüz gülüyor hocam. Son evet. Haftalardaki galibiyetlerden sonra. Evet, evet gülüyor. Hep gülsün inşallah. İnşallah hocam. Evet hocam. Şanlıurfa Spor'umuz deplasmanda Bursa Spor'la karşılaştı. 2-0'lık bir galibiyet aldı. Evet. Son saniyelerde yenilen bir kırmızı kart maalesef. O da tuzu biberi olsun dedik. Öyle olsun. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu kırmızı kartları düşürürüz, gol sayısını arttırırız diyor. Artırız. İnşallah. Buyurun öyle. Hocam. Elimizdeki bir şey. Öncelikle sevgili seyircilerimize iyi akşamlar, selamlar, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. Vurduğumuz gol olsun, şampiyon olalım, süperlikler görelim, İnşallah. Sizler de mutlu olun, bizler de mutlu olalım. Ama musibetlerden de ders alalım, evet. Aynı şeyleri yapmayalım. Hatta ve hatta musibeti yaşamadan da ders almak, karşılaşmamak da mümkün. Şimdi Bursa Spor'u yeniyoruz ve Bursa Spor, sen de biraz önce söyledin, 4 takım düşüyor. Evet. Ve alttan dördüncü takım Bursa evet. Spor. Evet. Düşünün sevgili Bayram Hocam. Bursa Spor Türkiye şampiyonu olmuş. Evet. Değil mi? Anadolu evet. takımlarından ikincisi. Evet. Trabzon'dan sonra. Çok güzel bir altyapısı olan, çok sporcu yetiştirmiş olan bir takım. Taraftar yani, kitlesiyle, şehriyle, bütünleşen. Taraftarıyla, spor kültürüyle, gelişmişliğiyle, nüfusuyla, her şeyle tam bir spor kenti. O bile bu durumlara düşüyorsa evet. bizim neleri yapmamız gerektiği, hangi planları, programları yapmamız gerektiğini çok iyi anlamamız lazım. Çünkü bu acının en büyüğünü biz de yaşadık. Hatta Bursa Spor'un 15 puanı var. Değil mi? Evet. Bizim kaç puanımız vardı? Bir puanımız. Evet. Biz sezonu bir puanla kapattık. Ahmet Spor'la beraber kalmıştık. Evet. Yani ve diğer maçlarda şeylere ne diyorduk? Takımlara aman bize çok atmayın. Ulusal medyalara düştük. Evet. Bayağı bu işin en acı tarafını Şanlıurfa Spor yaşadı. Evet. Gerek ki ondan sonra acayip bir şahlanış olabileydi. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü dibe vurduk. Dibe vurunca yukarı çıkmamız gerekiyor. Ama aynı hataları yapıyoruz. Aynı hatalar devam ediyor. Hiç hatalardan ders almıyoruz. Zaman zaman bizler de hep neler yapılır, neler yapılmazı söylüyoruz, konuşuyoruz. Düzeltmeler için elimizden ne gelirse bilgi birikimimiz düzeyinde anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef olmuyor. İnşallah bu sene İnşallah. Şampiyon oluruz. Ama şampiyonluktan sonraki süreç çok daha kıymetli, çok daha zor. Çok daha meşakkatli hocam. Çünkü oraya çıktığınız zaman rakipleriniz de güçleniyor. Daha çok gelir de ihtiyacı hissediyorsunuz. Tesisiniz, altyapınız, sporcu seçmeleriniz, hoca seçmeleriniz iki tık üste çıkıyor. Evet. Tabii ki gelirleriniz, oradan geliriniz artıyor ama gider o size yetmiyor. Çünkü evet. geliriniz 3 kat artıyor, geliriniz 2 kat artıyor. Dolayısıyla bu süreci doğru yönetemediğiniz zaman işte gözümüzün önünde bu hafta yendiğimiz Bursa Spor'u düşürmekte gerçekten çok büyük yarar var. Evet. Bu hafta ikinci yarıyı birazcık izledim. Evet. Urfa Spor dışarıda daha iyi oynuyor, daha rahat oynuyor. Belki de diyorum. Çünkü televizyondan izlemekle ki biz bilgisayardan izleyebildik, monitörden ancak izleyebildik. Evet. Çıplak gözle izlemek arasında çok farklılık var. Kesinlikle. Öyledir. Mesela ben hiç Süper Lig maçı izlememiştim. İstanbul'a gittiğimde, o işte televizyondan izlemiştik, canlı izlememiştim. İstanbul'a gittiğimde hatta şöyle demiştim ya aslında biz de burada oynayabiliriz. Yani çok da böyle şey değillermiş. Televizyon hep daha hızlı gösteriyor. Daha hızlıymışsın gibi, daha çabukmuşsun gibi, daha uzağa atmış gibi gösteriyor. Evet. Çıplak göz farklı. Belki de bize oradan öyle geliyordur. Ama her şeye rağmen aldığımız sonuçlar fena değil. Dışarıdan aldığımız puanlar fena değil. Evet. Dilerim devam ederiz. Ve PTT birinciliğine çıkarız. Hak ettiğimiz belki de
daha üstleri kesinlikle hak ediyoruz da. Evet. Hani hiç olmazsa şu alt liglerden, işte ikinci liglerden, işte ilçe takımlarıyla oynamaktan kurtulur. Televizyonun da yayınladığı, herkesin de rahatlıkça izleyebildiği bir Urfa sporumuza kavuşuruz. Ama birkaç yıl sonra oradan da çıkmak şartıyla, o planlar, programlarla yapmakları da yapmak şartıyla olması gerekiyor. İyi bir planlamanın yapılması gerekiyor hocam. Sizin kesinlikle, de bahsettiğiniz gibi kesinlikle. Yani şampiyon olup, evet şampiyon olmak güzel, şampiyonluk duygusunu yaşamak güzel, FTT 1. Lig'de bulunmak çok güzel. Hı hı. Ama burada kalıcı hale gelmek ve dediğiniz gibi 4-5 yıl, 6 yıl sonra buradan bir tık kalite daha diyoruz. Evet. Bir tık ayak daha ileriye level evet. atlamamız gerekiyor. Gerekiyor. Üste çıkmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir planlamanın yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Yani kesinlikle. En dipten en zirveye kadar altyapısıyla, her şeyle, tesisiyle, kalıcı geliriyle. Evet. Değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi sevgili hocam, amaç mutlu olmak değil midir? Tabii hocam. Yani hayattaki en büyük amaç mutlu olmaktır. Evet. Değil mi? Bolluk, bereketlik, zenginlik, değil mi? Huzur, evet, evet, sağlık, güç. Evet. Bunların hepsi bizim mutluluklarımızı arttıran unsurlar. Peki insan tek başına mutlu olabilir mi? Hayır. Mümkün değil. İşte biz bu Urfa sporumuzu, amatör takımlarımızı, 3. Lig Karaköprü takımımızı, Bal Ligi, Viranşehir Severek takımlarımızı çok farklı bir mezrada, farklı bir düşünce tarzıyla eğer organize edersek, yardımcı olursak, bunlara gerekli imkanlar sunulabilirse, özellikle amatör kulüplere, tesis açısından, malzeme açısından, bu memleketin mutluluğunu arttırabiliriz. Refahını arttırabiliriz. Sağlığını arttırabiliriz. Sosyal yaşamını renklendirebiliriz. Evet. Ekonomik olarak da gerçekten büyük katkılar sağlama şansına sahibiz. Biz bununla. Bunu bir türlü göremiyoruz biz. Bunu göz ardı ettiğimiz zaman birçok şeyi ıskalıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yani yanlışlardan ders almıyoruz ve hep aynı yanlışları yaşıyoruz. Maalesef aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı çukura hep düşüyoruz. Evet. İşte bundan kurtulmak lazım. Zaten küçük tercihleri değiştirebilirsek makus talimizi de değiştirebiliriz. Ve sizin de dediğiniz gibi bir level atlayabiliriz. Hatta iki level atlayabiliriz. Yani şu anda Urfa Spor'un PTT diyorum pardon. Süper Lig'de evet. ilk onu oynaması lazım. Dereceye oynaması lazım. Avrupa kupalarına oynaması lazım. Çünkü oynayanlar bizden iyi değil. Yani bir Kayseri, bir Sivas, bir Trabzon, bir Rize bizden çok iyi şartları sunduğunuzda, ortaya koyduğunuzda bizden çok daha iyi imkanlara, olanaklara sahip değiller. Sadece küçük dokunuşlara ihtiyaç var. Hani vizyonsuzluğu vizyon haline getirmiş yöneticilerle bu iş olmaz. Bizim artık değişmemiz lazım, değiştirmemiz lazım. Bir kere bu memleketin kulübünün bu kadar bağımlı olmaması lazım. Kalıcı gelir elde edilmesi lazım. Yıllardır aynı şeyi söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ya bayram gelir, Resul gelir, Ahmet gelir, Halil gelir. Bu kulübün hiç olmazsa personelinin, sporcu yiyeceklerinin, lisans paralarının, deplasman paralarının hiç olmazsa, transferden de vazgeçtim, transferi de vazgeçtim. Aslında olması gereken o. Bir kısım parasının net olarak kim olursa olsun gelmesi lazım. Geçmiş yıllarda biz su parası alamadık. Evet. Çocuklarımıza su veremedik. Kaldı ki onlara ne kadar büyük haksızlık yaptığımızı da siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Çantalarını ellerine verip gönderdik. Çok vefasızlık yaptık. O çocuklara biz çok vefasızlık yaptık. Umutlarını kırdık. Hayalleriyle oynadık. Onların da hayalleri vardı. Onlar da daha iyi sahada, daha iyi şartlarda, daha iyi yemeklerle, daha iyi otelde o şartlarda yetişip kendini geliştirmek isterdi. Öyle bir şey de vermedik. Yani heriflere hiçbir şey vermedik. Aç susuz bazen gönderdik. Ondan sonra da çantalarını ellerine verip gönderdik. Bu memleket için gerçekten çok yaralayıcıydı.
Herkes için. Herkesin kalbinde o acı kaldı. Çocuklar benim çocuklarım değil ama kim olursa olsun hiç fark etmez. Benimkinden bu memleketin çocukları hocam. Bu memleketin çocukları ve çocukları. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bak işte Bursa Spor demiyor muyuz? Hı. Bursa Spor'un altyapısı olmasaydı bu 15 puan değil bizim halimize düşerdi. O da 7, 8, 10 bilmem ne yemek için rakiplerine yalvarırdı. O da deplasmana gelmek için aynı şartları yaşardı. O aynı psikolojiyi yaşardı. Evet. Yani amaç psikolojiyi iyi geliştirmek. Amaç teknikten önce eğer biz sporcularımızın psikolojisini geliştirebilirsek ruhsal olarak, duygusal olarak uluslararası arenada çarpışmaları, boy göstermeleri daha kolay olur. Daha dingin olabilmeyi, daha sakin olabilmeyi, kendi çıkarını takımın önünde tutmayan, kendini aşmış hocalarla bunları yapabiliriz. Bu çok zor bir şey değil. Vurkaçla hiçbir yere varılamaz. Yıllardır bunu anlatma derdindeyiz. Evet. Eğer bir gün seyircimiz bu konuda bilinçlenirse, hesap sorabilirse, doğruyu yanlışı gerçek anlamda, yani skorboarda bakıp yorum yapmazsa, bu memleketin çocuğunun da yetenekli, becerikli olduğunu, bunlara şans verilirse, bunlar çalıştırılırsa, bunlara rehberlik yapılırsa, bunlar da bu takımda çok rahatlıkla oynayabilir, kabullenirse ki geçmişte çok isimler sayabilirim. Kemal Yardımcımız var, Süper Lig'de oynadı. Hı. Recep Cavcımız var, Süper Lig'de oynadı. Kaptan İbrahim var, abimiz Süper Lig'de, Diyarbakır'da falan oynadı. Yani buradan çok güzel sporcular yetiştirdik biz. Evet. Yok değil ki. UEFA hakemi yetiştirdik, Muhittin'i mi yetiştirdik? Ekrem'i yetiştirdik, Şahan'ı yetiştirdik. Ya bu memleket, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı Tatlı'yı yetiştirdi. Ya. Evet. Burada her şey var yani. Malkayım. Onlar yetişiyor da futbolcu yetişmiyorsa bunun problemi, bunun sıkıntısı bizde. Yetiştiricilerde ve yöneticilerde, çocukta değil. Haksız mıyım? Doğrudur hocam, haklısınız. Doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Gençlerimizin, yeteneklerimizin bu şekilde bilinçli bir şekilde yönlendirilip geliştirilirse eğer gerçekten sadece futbol piyasasından demiyorum. Tabii ki branşlarda, handbolu, basketbolu, voleybolu, evet, ya, atletizmi, güreşi, kickboksu. Boksu hepsi. Kesinlikle neden öyle. Olmasın? Alay ederlerdi. Ya hocam işte ne yapıyorsun sen işte köy okulunda bir şey mi olur diyor. Hocam evet, nereden nereye diyorum şu an. Milli takımdayız. Elhamdülillah demek ki doğru yoldayız ve çocuklar yetiştirmişiz. Aynen. Yakup hocam da ya hocam işte ne yapacaksın sen? Voleybol ne yapar? Şanlıurfa'da ne yapabilirsin? Yakup hocam nice yetenekler keşfetti. Kendisi yine kez aynı şekilde U18 erkek milli takım yarımcı antrenörlüğü ve Türkiye voleybol lisesine okuyan öğrencileri var şu an. Milli takıma seçilen, altyapısına yetişen sporcular var. Her branşta var hocam. Bütün branşlarda var. Pırıl pırıl gençler var. Pırıl pırıl hocalar var. Dediğiniz gibi yani doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve bu gençlere sahip çıkılması. Bu cevherlerin elinden tutulması. Yani bunları kulak ardı edilmemesi gerekiyor. Ya bazen deriz ya hocam. Akıl yaşta değil baştadır. Kesinlikle. Ya gençlere kesinlikle bir şans tanı. Ya zorlama kendisini. Başarı demek kupa madalya getirmek demek değildir. Aynen, aynen. Yani bunun üstünde durmamız gerekiyor. Öyle bakmamak lazım. Kesinlikle hocam. Yani bunun üstünde durmamamız gerekiyor. Biz çocukların, gençlerimizin, antrenörse antrenörün, sporcuysa sporcunun, evet, bunların doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin kanaatindeyiz ve bunun altını çiziyoruz. Yani başka bir gayemiz, düşüncemiz yok. Bu şehrin çocukları için, aynen, mücadelemiz hocam. Şimdi hocam ben aslında yönetmenimden bu haftaki maç sonuçlarını da istesem, bir karşılaştırsak hocam. Olur. Nasıl olur? Yani İyi bu haftaki olur maçlarımızı Fethi yönetmenimizden istesek eğer. Şimdi Bursa Spor 0, Şanlıurfa Spor 2, Çorum Spor 2, Menemen 1, Batman Petrol 1, Isparta Spor 2, Ahmet Spor Di Faaliyetler 1, Anagold 24, Erzincan Spor 2, Hesilaç Afyon Spor 2, Arnavutköy 1, Sivas Belediye Spor 0, Düzce Cam Düzce Spor 0, Esenler Erok 5, İnegöl Spor 0, Ankara Spor 3, Bayburt Özel İdare Spor 1, Eşin Grup Nazilli Belediye Spor 2, Soma Spor 0 hocam. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig
Beyaz grupta haftanın bayı geçen takımı da hocam Tarsus İdman Yurdu'ydu. Puan durumu da geldi hocam. Teşekkür ediyoruz yönetmenimize. Şanlıurfa sporumuz lider durumda hocam. 33 puan ile. Esenler Erekspor 32 puan ile 2. sırada. Ahmet Sportif Faaliyetler 30 puan ile 3. sırada. 4. sıradaki Çorum'un 29 var hocam. Ama 5. bir eksik maçı var. Evet, bir eksik maçları da var. 5. sırada Ankara Spor'un hocam 27 puanı var. 6'da Erzincan Spor 26 puan. 7. sıradaki Afyon Spor'un 25 puanı var. 8. sıradaki Arnavutköy'ün 24 puanı var. Düzce'nin hocam 23, Batman'ın 22, Soma'nın 21, Menemen'in 21, Isparta'nın 20, Nazilli'nin 20, Tarsus İdman Yurdu'nun ki bu hafta bay geçen takımda 18 puanı var. Ve son 4 sıraya baktığımız zaman hocam yılların Süper Lig'de mücadele eden takımı Bursaspor, şampiyon takımı 2010 yılında, 2009 evet. 2010 muydu? 2010-2011 yıllarıydı tam hatırlamıyorum ama Bursaspor şampiyon olduğu zaman şu an Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta 15 puan ile 16. sırada. İnegölspor 13 puan ile 17. sırada. 18. sırada Sivas Belediyespor'un 8 puanı var. Bayburt Özel İdare'nin de 8 puan ve son sırada görünüyor hocam. Karşılaştırdığımız zaman hocam, bu haftaki maçlara baktığımız zaman dikkat çeken skor kesinlikle Esenler Erekspor İnegölspor'du. Ama Erzincan'ın Ahmet galibiyeti de yabana atmamak gerekiyor. Kesinlikle. Hocam. Erzincan zaten burada izlediğimizde evet. Ümit Karan çalıştırıyor bildiğim kadarıyla. Değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de çok hoca değişiyor. Siz de biliyorsunuz. Evet. Evet, evet, yani biliyorum. Yetişmek çok zor oluyor. Evet. Ümit Karan çalıştırıyordu. Burada izlediğimde de iyi takım olduğunu, rakibimiz olabileceğini geçmiş haftalarda söylemiştim. Evet. Kötü takım değil. Gerçekten iyi takım. Hatta bizim maçta da çok güzel bir maç çıkarmışlardı. Evet. O beğeniyorum Erzincan'ı. Ahmet Faaliyetler... Hikmet Sevim hocam, teknik direktör. Ahmet bazen bu tür şeyleri yapıyor. Dışarıda evet. galip geliyor, evinde yeniliyor. Geçen sene de hatırlarsanız. Evet, evet. Bu tür sürprizlere çok rastladık. Kafaya oynayan takımı yeniyor hocam. Aynen. Küme düşecek olan takıma bir bakıyoruz, kaybetti. Bakıyorsunuz, kaybettin. O yani maç mı seçiyorlar acaba diye düşünüyoruz Spor, yani. Ahmet Spor'da bu tür şeylere alışığız. Evet. Geçmiş yıllardan itibaren. Evet. Bunları çok yaşadık. Erekspor çok formda ve 2 haftadır evet. 15'e yakın gol attı değil mi? Evet evet hocam. 15'e yakın gol attı ve averajını 24'e çıkardı. Yükseltti yani, evet. 14'e averaj bizim 14. 39 gol attı hocam. 15 evet 39 gol attı. 15 gol ile 24 averaj ile. Oldu. Şu an şu anda istim üstünde şeyi domine edecek gibi evet. geliyor bana. Zaten hocam bu 4 takım herhalde Şanlıurfa, Esenler, Ahmet ve Çorum diye düşünüyorum. Evet. Ankara gider, belki Erzincan devreye girebilir diye düşünüyorum. Ankara'yı pek şey yapmıyorum ama Afyon'u falan hiç düşünmüyorum. Afyon bu hafta zaten biliyorsunuz bize geliyor. Gerçi evet. diyeceksin ki 25 puan var. Yendiği zaman 28 edecek. Yenmeye de potaya giriyor hocam. Evet, o da potaya giriyor. 28 edecek ki onun için de bir umut olacak. Muhakkak ki öyle de düşünecektir. Evet. Çünkü onun da artık beraber eğer şampiyonluğu oynayacaksa onun da artık beraberliklere ve mağlubiyetlere tahammülü yok. Dolayısıyla risk alacaktır. Evet. Risk de alırsa sanki daha rahat yeneriz gibi geliyor. Çünkü biz defans yapan takımları biraz zor açıyoruz. Evet. Kapanan takımları zor açıyoruz. Yüksek toplarda ve kaçlarda ve ortalardan gittiğimizde yeterince etkili olamıyoruz. Kanatlarımız biraz daha çalışıp oralardan yüklenmeye çalışıyoruz. Onun için şu 4 takım herhalde hadi Ankara ve Erzincan'da kalsam 6 takım arasında gidip gelecek gibi geliyor. Evet. Tabii şunu da söyleyeyim çok pardon. Şimdi ikinci devre düşmeye oynayan takımların da takviyelerle düşmeme adına bir çaba gösterecekleri kesindir. Evet, evet hocam. Kesindir. Evet. Onlar da onların maçları da zor olacak. Yani buradaki bizim Sivas maçımızın da
çok zor geçebileceğini düşünüyorum. Evet. Ya şöyle bir cümle var mesela, biz ikinci devre alabilirsin. Evet, ikinci devrede biz yani Çorum'la Esenler Erok ile Ahmet ile Ankara ile keza aynı şey, Sivas ile biz bunları erken haftalarda oynayacağız ama evet, aslında kritik haftalarımız daha sonradan geliyor hocam. Yani dediğiniz gibi Bursa Spor gibi, Batman Petrol gibi, Tarsus gibi, Nazilli gibi, bunlar yani bekleyecek. Evet. Belki de 2004 yani, yılındaki Yunanistan taktiğiyle gidecek bir kontra atak veya işte duran toptan golü atacak gelecek yani. Çok tehlikeli takımlar yani. Yani birer bir puana razı olacak. Dolayısıyla çok temkinli oynayacak, çok defansif oynayacak. Evet. Kontralarla ve duran toplarla bu gol bulmaya çok çalışacak. Çok sabırlı olmamız gerekiyor. Bu da hocam. Evet, bu da düşünülmesi gereken, önlem alınması gereken. Evet. Durumlar, muhakkak durumlar. Bir önlem alınacaktır hocam. Bu hafta Şanlıurfa Spor'umuz adına haftalardır eleştirdiğimiz Behlül Aydın bu yıl bu hafta 2 gol attı hocam. 12. dakika. Güzel bir evet, güzel bir gol. Evet, 12. dakika ve 50. dakikada evet, goller evet, attı. Behlül'le ilgili yorumunuz ne hocam? Ne yani düşünüyorsunuz? Yani Behlül'ü zaten beğeniyorduk ama hani niye eleştiriyoruz? Bir türlü üstüne çıkamıyor. Kabuğunu kıramıyordu. Evet, bizim Behlül'ü eleştirme nedenimiz, Behlül kendisinden beklenenlerin çok azını veriyor. Evet. Yani bizim Şanlıurfa Spor taraftarlarının ve yönetiminin, herkesin Behlül'den beklentisi çok yüksek. Ama o Behlül'de de o kapasite de var. Hani olmayan birinden beklesen evet, değil mi? Evet. Dersin ki ya hocam zaten adamın potansiyeli bu. Bu potansiyelin üstüne çıkamıyor. Normal. Ama Behlül'den çok daha iyi bir performans beklememizin, eleştirmemizin nedeni bu. Behlül bu değil yani. Behlül bu takıma ağırlığını koyabilecek, goller atıp goller attırabilecek, birebirlerde uzunlamasına evet, oyunu kat edebilecek, oyunu ileriye taşıyabilecek nadir kişilerden bir tanesi. Yani bana göre Mert Çapta'dan çok çok iyi bu konuda. Mert biraz Çapta'yı daha pırpır ama böyle kısa kısa ve şey değil yani, böyle nasıl fuleli birisi değil. Evet. Ama şimdi bir insandan ne ister insan? Bir antrenör, bir hoca. Çıkarsın Behlül, elinden gelenin %100'ünü verirsin. Evet. %100 orada olursun, gerisine karışmazsın. Ama orada %100'ünü vermiyor Behlül. Behlül bir sürü zamanda oyunda bile değil. Topun oyunda bile değil. Evet evet, aynen öyle. Motivasyonunu kaybediyor. Çok rahat oynuyor, umursamaz oynuyor. Bizi üzen o. Yani Behlül'ün cebinde 100 lira ver, 50 lira veriyor. Ya senin cebinde 100 lira var Behlül, işte şimdi de var yani yeteneğin. Paraya ihtiyacımız var ve o parayı vermelisin. Yüzünü ver eyvallah. 100 liranı ver. Harcayalım. Evet. Sonra toplarız, veririz sana. Ama sen 50'yi veriyorsun, 50'yi saklıyorsun. Sıkıntı orada kaynaklanıyor. Bizim sporcularımızdan tek beklentimiz o. Yok, gerisi önemli değil. Netice önemli değil. Yenilebiliriz. Ama varımızı yoğumuzu ortaya koyarız. Gerekeni yaparız. Maçta oluruz, sahada oluruz. Kafamızla, vücudumuzla, beynimizle, ayağımızla. Değil mi? Evet. Çıkarız, yeniliriz. Hiç problem yok zaten. O konuda problem görmüyorum ben. Zaten ben skora bakıp yorum yapmıyorum. Evet. Yendiğimiz, hatırlıyorsan, yendiğimiz zaman da bazı eksikleri söylemeye çalışıyorum. Evet. Yenildiğimizde de artıları da söyleyebiliyorum. Zaten öyle de olması lazım. Mesela Menemen maçını hep söylerim. Evet. Harika bir futbol oynadık. Evet. Harika bir futbol oynadık. Yani Menemen maçının futbolunun %75-80'ini oynasın, Şanlıurfa Spor en az 10 puan önde bitirir. En az ama. İstiyordu ama hocam. O yani gün son 3-4 hafta biz gırgırına, gazozuna maç yaparız. Evet. Emin olabilirsin. Ama yok. Ama geçen haftaki şey maçını da izlesen, bu takım mümkün değil, şampiyon olamaz dersin. Nazilli maçını. Evet. İşte aradaki uçurum, aradaki makas çok açık olunca insan neden böyle oluyor diyor. Hani biraz önce bir cümle kullandım, dedim ki insanın başına gelmeden de insanlar öğrenebilir. Evet. İlla bir musibet gelmesi lazım mı ki? Bir aklımız var ve bir aklımızı kullanmamız lazım. Aklımızı evet, doğru kullandığımız zaman bir iş başımıza gelmeden de öğrenebiliriz. Haksız mıyım hocam? Doğrudur hocam. Öyle doğrudur olması hocam, gerekir yani. Evet. Yani dediğiniz gibi ben de Behlül'den aslında yani kalitem var, yeteneğim var.
Resul hocamın da dediği gibi ya 100 liran varsa abi bize 100 liranı ver ya. Ver ya. İstiyoruz ver senden ya. Ya bizi ver. Bundan mahrum bırakma yani. Aynen. Oyna abi topunu oyna ki topu aldığın zaman da ya benim buradayım diyorsun yani. O zaman çık abi diyor ya eline gelen en iyisini yap. Emin ol biz de seni bağrımıza basarız. Tabii biz ki. Burada eleştirmek yerine ya Behlül şunu yaptı, Behlül bunu yaptı, Behlül aldı, verdi, vurdu, gol attı demek için yani sabırsızlanıyoruz artık Behlül. Yani senden gerçekten daha üst bir performans bekliyoruz açıkçası hocam. Seyirciyi mutlu et. Seyirciyi ayağa kaldır. Aynen seyircinin öyle. Sevgilisi ol. Bu sadece seyirci için değil, senin için de çok büyük bir artı. Evet, evet hocam. Daha mutlu olursun, daha huzurlu olursun, daha çok para kazanırsın, daha iyi transfer yaparsın, daha bir iyi bir kariyere sahip olursun. Çocuğuna, torununa, yakınlarına anlatacak çok daha hikayelerin olur. Sonuçta her şey bu dünyalık da var değil mi? Tabii hocam. Bu dünyalık öğretmen gereken, ortaya koyman gereken bazı şeyler de var. Bunu da sana vermişler, bağışlamışlar. Lütfen onu çıkar ortaya. Ya bunu hocam mesela ben bir örnek de vermek istiyorum. Sercan bizde oynarken taraftarın sevgilisiydi. Evet. Şu an bizim yönetimde yani teknik kadroda. Behlül sen de yarın bir gün olabilirsin burada. Mümkün. Neden olmasın? Her şey mümkün. Her şey mümkün. Ama Sercan da şu ara hiç güzel hareket evet. etmiyor. Bence o da kendine bir çeki düzen verirse. Bu hafta. Takımıyla ilgilenirse. Evet. Sporcularıyla ilgilenirse. Bence daha çok katkı sağlar. Daha yararlı olur. Onun için de güzel. Böyle antipatik oluyor. Evet. Böyle antipatik oluyor. Onu bilmesini isterim yani. Evet. Hocam şöyle bir şey. Son dönemlerde biz bayağı bir agresif oynamaya başladık. Kartlar havada uçuyor maalesef. Sarılar, kırmızılar. Maalesef. Evet. Bu hafta da Mehmet Alpkurt 74. dakikada oyuna girdi. 90+3'te kırmızı yedi. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak sporcu gelişemediği zaman evet. Sadece teknik becerilerini geliştirdiğin zaman bunlar kaçınılmaz olur. Evet. O yüzden biraz önce söyledim. Teknik özelliklerden önce ne? Zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak affedersin, gelişmek lazım. O zaman büyük arenalarda boy göstermek, o zaman büyük arenalarda başarılı olabilme şansın var. Evet. İstediğin kadar teknik ol, istediğin kadar kuvvetli ol, istediğin kadar süratli ol. Eğer zihinsel olarak, ruhsal olarak, duygusal olarak gelişememişsen her an patlak verebilirsin. Bomba gibisin. Bir bomba gibisin yani. Evet. Düşünün Rıdvan Dilmen. Değil mi? Evet. Fenerbahçe'de oynuyordu. Ama Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u hepsi seviyordu. Evet. Herkes seviyordu. Neden? Çünkü hiç rakip takımın sporcularına karşı yanlış yapmıyordu. Ben o ara İstanbul'da olduğum için çok iyi biliyorum. Evet. Herkes seviyordu. Cüneyt Tanman. Hami Mandıralı. Evet, Hami halen. Evet. İşte Beşiktaş'tan kimi söyleyebilirim? Sınıf arkadaşımı söyleyeyim. İşte Feyyaz Uçarı, evet. Ali'si, Metin'i. Diğer takımlar tarafından antipatiyle bakılmayan, nefret edilmeyen, sevilen kişilerdi. Evet. Sporcunun, sanatçının, hocam, evet. Çocuklarımıza, gençlerimize öğretebileceği, verebileceği çok şey var. Onlar onlardan çok etkilenir. Dolayısıyla böyle de bir misyonları var. Rol model açısından. Tabii ki, tabii ki. Yani sen bir kötü çocuğa kötü bir rol model olursan o çocuğun hayatını olumsuz etkilersin. İnsanlar sana bakıyor. Düşün okullardan çocuklar geliyor. Evet maçta. Değil mi? Evet. Okullardan çocuklar geliyor. Geçmiş haftalarda rakibi yuhaladılar. Öğretmenleri de yanındaydı. Evet. Aslında müdahale edilebilirdi, edilmeliydi. Evet. Çocuklar yok onlar bizim rakibimiz ama bunlar bizim dostumuz. Onlar gelmese sizin buraya gelme şansınız olmaz. Onlar olduğu için burada şov olacak, burada maç olacak. Biz yenmeyi, yenilmeyi, şampiyonluğu onlarla tatacağız. Yapmayın, etmeyin demeleri gerekiyordu. Demediler, denmesi lazım. Eğer biz spora bakış açımızı değiştirmezsek hocam, evet. Emin olun ileriki maçlar daha zor olacak. Daha stresli maçlar yaşayacağız. Stres kontrolünü yapamazsak, sakin olmayı beceremezsek, duygusal olarak kendimizi yenemezsek, işte kart daha çok görürüz, sahamız da kapanır ve
mağlubiyetleri de yaşarız. Dolayısıyla elimizdeki şampiyonluğu, yani hak ettiğimiz takımımızın potansiyeline baktığın zaman bu ligin üstünde bir takım. Evet. Bir tık üstünde bir takım. Ama kendi dezavantajlarımızı yaşarsak, avantajlarımızı kullanmasak, iyimizi, doğrumuzu, yanlışımızı iyi analiz etmezsek, yani doğru bir felsefemiz olmazsa şampiyon olamayabiliriz hocam. Yani bize böyle altın tasta şampiyonluk sunulmuyor. Evet. Bu yol meşakkatli bir yol. Bu yol zor bir yol. İşte şey maçını hatırladın, ne kadar kötü oynadık. Aman Allah'ım. Berbat oynadık. Ne maçı? Nazilli maçı. Nazilli maçı. Berbat oynadık. Yani berbat ötesi. Onun hemen nedenlerini, sebeplerini ortaya koyup çözümlerini aramamız lazım. Mental olur, zihinsel olur, fiziksel olur, taktiksel olur. Hiç fark etmez. Neden neyse. Onlara göre, çünkü içinde değilsin, %100 çözümünü bulamıyorsun. Sen, biz dışarıdan gören birisi olarak değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ama onlar içinde, arkadaşlık bağları nasıl, yönetimle araları nasıl, hoca yönetim, hoca sporcu, sporcu yönetim, değil mi? Evet. Taraftar, eksiklikler, aksaklıklar, biz bilemiyoruz orada. Şimdi tesiste adam ne yapıyor? Acaba doğru yemek yiyor mu? Acaba aşçısıyla samimi mi, gırgır yapabiliyor mu, malzemecisiyle, oradaki personeliyle, değil evet, mi? Evet, evet. Yani güzel bir ortam sağlanabilmiş mi? Birbirlerini seviyorlar mı? Yoksa oraya gidince herkesin yüzü asık, herkes birbirine bir tavır. Bu ortamlar, bunların hepsi çok kıymetli şeyler. Evet. Sahaya çıktığınızda en kolayı o. Ama sahaya donanımlı, hazır çıkmamız lazım. Çünkü insanoğlu donanımlı olarak doğar. Gerçekten donanımlı olarak doğar. Evet. Ben hep öğrencilerime söylerim yani. Yetenek diye bir şey yok. Gerizekalı diye bir kimse yok. Gerizekalar ilkokulu bitiremez. Evet. Herkes zekidir, herkes yakışıklıdır, herkes güzeldir, herkes beceriklidir. Ama bunu kullanmak lazım. Onun için de çalışmak lazım. Çalışmak için de doğru çalışmak lazım hocam. Evet. Yanlış çalışırsanız da olmuyor. Değil mi? Doğru hocam. Yani yüzmede kolunu yanlış adam atan adama hep yanlış öğretirsen onun düzelme şansı olur mu? İmkansız. Olmaz hocam. Tabii. Her şeyin imkansız. Doğrusu var. Şu an hocam bile bende bile şu an ben bir çocuğa tekniği yanlış öğrettiğim zaman işte kol şöyle açılır, böyle açılır, şöyle durur dediğim zaman 2 yıl sonra karşıma çıktığı zaman ben kendime kızıyorum. Ya ben bunu nasıl öğretememişim? Evet. Nasıl gözden kaçırmışım aynen, ben? Ya ben aynen. Bu çocuğa ihanet etmişim. Ya bu çocuğun yeteneğine ihanet etmiş. Belki muazzam bir şütör olacak, karşıma çıkacak. Ama ben ona yanlış bir teknik öğretmişim veya o an belki başka bir şeyle ilgilenmişim. Ona yani gerektiği zamanı ayırmamışım, vakti ayıramamışım, ilgilenememişim kendisinde. Yanlış öğrenmiş. Ha, oynuyor mu? Oynuyor. İşini görüyor mu? Görüyor. Ama yetmez, daha iyisi niye olmasın? İyinin sınırı yok. Evet, yani daha iyisi niçin olmasın? Mesela dediniz ya, hani sporcular sahada oynamazsa, işte çok böyle pahalı transferleriyle, yüksek meblağlı transferleriyle futbol oynanmaz ki. İşte hocam Bursa... John Cruyff'un bir cümlesi var hocam. Diyor ya, sahada para oynamaz diyor. Oynamaz. Oyuncu forma oynamaz. Oynar, forma oynamaz. Tabii. Oyuncu oynar diyor. Aynen öyle. O formayı oynatacak olan oyuncudur diyor. Yürekten isteyeceksin diyor. Burayla şurayı birleştirirsen diyor, biter o zaman diyor. Ya bunu diyor ya, işte futbolda hani John Cruyff bu cümleyi söylüyorsa o zaman bunun bildiği bir şey vardır aynen abi. Öyle. Yani biz iyi o zaman dünya yıldızı her yıl bir aralar Real Madrid transfer üstüne transfer yapmıştı. Galacticos diye geçiyordu. Barcelona geldi. O zaman Xavi'ler, Iniesta'lar yenilerdi. Busquets'ler yenilerdi hocam. Mesiler. Tiki Taka'yla o taktikleri vardı hocam. Guardiola'nın ilk dönemlerinde boş Tiki Taka'yla gol hocam. Atıyorlardı. Kalenin önüne girip tekrar geri çekiyorlardı hocam. Yani öyle boş bir durumdu. Ya 5-0 Real Madrid'i yendiğini hatırlıyorum aynen hocam. David Villa'yı kim bilirdi o zaman? Valencia'dan geldi, parladı gitti. Aynen. Pedro'yu kim bilirdi? Yani demek istediğim şudur ki oyuncu sahada oynayacak, isteyecek. Bu istemesi için de arkadaşlarla diyaloğu iyi olması lazım. Kendini mental açıdan iyi yetiştirmesi aynen lazım. Aynen. Antrenman eksiğini tamamlaması lazım. Çevre kontrolünü, oyun okumasını, oyun mantalitesini her açıdan kendini yetiştirmesi lazım ki sonuç olumlu olsun. Olumlu olabilsin. Ha, bitti. Kaybetti mi? Benim vicdan rahat abi. Önemli değil, değil. Ben, evet işte dedim gerçekten ya. Gerçekten kaybetmek yani kazandığımız zaman değil. Biz eleştiriyorsak, evet, kaybettiğimiz zaman da övüyoruz. Ben hemen maçın mesela. Kaybettiğinde öğreniyorsun. Aynen öyle. Ama öğrenmezsen işte o kötü. O zaman kaybettin. Evet. Şimdi inançlı, istekli ve hırslı çocuklar bana bulun, sizlere şaheserler yaratayım diyor. Evet.
size şaheserler yaratayım diyor. Herkesin içinde gerçekten, herkes diyor ya cebinden cin çıkarabilir. Evet. Ama onun nasıl çıkarabileceğinizin rehberliğini yapmamız lazım bizim. Kesinlikle. Ben bir hoca olarak kendi çıkarımı her şeyin önünde tutarsam, duygusal olarak gelişememişsem, pedagojik formasyonum yok ise ben o çocuğa ne öğretebilirim? Söyler misiniz bana? Ne yapacağım? Vurkaç taktiğiyle çalışacağım. İşte zaten günümüzdeki en büyük handikaplardan biri de bu. Bayram Hocam, liyakat yok. Benim torpilim varsa ben iyi takımlarda çalışırım. Evet. Benim torpilim varsa ben şimdi bir telefonla gider Galatasaray yardımcı antrenörü olur. Olur mu? Feyyaz diyelim ki iyi bir takıma gitti. Ben de sınıf arkadaşıyım. Hocam gel ya, yardımcımsın. Hop koştum gittim, orada oldum. Ama böyle olmaması lazım. Böyle olmaması lazım. Çünkü biz antrenör olarak 15 günde diploma alıyoruz. Evet. 15 günde diploma olur. Parayla diploma olmaz. Benim şimdi pro lisans almam için 120 bin lira belki falan daha fazla para vermem lazım. Sen benim bilgi birikimi, becerilerimi kontrol et, onları test et, onları değerlendir. Evet. Benim param yok. Sen diploma parayla olmaz hocam. Sıkıntı, problem. Evet. Avrupa'da 6 ayda diplomayı veriyor. Her türlü testten doğru geçmek zorunda, torpil yok. Burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynadın. Hop sana diploma veriyoruz. Hadi. Özel kurslar açılıyor hocam. Olmaz hocam. Deyip, böyle bir şey yok. Küçük bir araya girsek olur, hocam. Olur tabii ki. Kısa bir aradan sonra Edesa TV ekranlarında Santra ile karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Bir kez daha iyi akşamlar. Santra'ya hoş geldiniz. Şanlıurfa sporumuz deplasmanda 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 puanın sahibi olmuştu. Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan öğretim görevlisi Resul Halat hocamız ilk devreyi Bursa Spor üzerinde yorumladı ve şimdi önümüzdeki hafta hocam HES İlaç Afyon Spor gelecek. Evet. Aynı şekilde Karaköprü sporumuz da devam ediyor hocam. Şu cümleniz de kalmıştı hocam. Kişi bilim ile kendini toparlaması lazım, kendini yetiştirmesi lazım demiştiniz. Bir sporcu veya bir insan nasıl yetiştirmek istersen o şekilde yetiştirirsin. Bilim düşünür şöyle, Watson şöyle diyor ki bir çocuğu bana verin, ben size dilenci yapayım. Aynı çocuğu bana verin, ben size doktor yapayım diyor. Yani yetiştirme tarzıyla alakalı dediği için bu cümlenizi istinaden cümle kullanmak istiyorum. Evet. Evet. Şimdi hocam bu hafta elhamdülillah sıkıntısız geçtik, sorunsuz geçtik, 3 puanın sahibi olduk. Önümüzdeki hafta Afyon geliyor hocam. Afyon'da hedef şüphesiz galibiyet, 3 puan ve daha sonra da Batman Petrol'a gideceğiz. İlk devreyi bu şekilde noktalayacağız. Hı hı. Afyon ile ilgili neler diyeceksiniz hocam? Vallahi yorumunuz hocam, nedir? Afyon'un şimdi tehlikeli sonuçta, bir takım aslında. Tabii. Afyon'un kaç puanı var şimdi? 25'ti hocam sanırım. Hemen neredeyiz? Afyon Spor 25 puan. Biz evet, yenerse 28 ediyor. Potaya şimdi, giriyor hocam. Bu takımlar son birkaç maçı. Evet, yönetmenle teşekkür ediyoruz hocam. Aynı zamanda Afyon 7. sıradaymış hocam. Evet. Ya kopacak ya bağlanacak. Ya devam edecek. Evet. O yüzden tehlikeli maçlar. Hmm. Bu maçlar önemli maçlar. Evet. Sonuçta rakip burada kalır, biz 36'ya çıkarsak. Değil mi? Evet. Kaç puan edecek? 36, 25, 11 puan. Yani hemen hemen işini bitireceğiz onu. İskalfi edeceğiz. O yüzden Afyon gerçekten aslında bundan sonraki bütün maçlar zor. Evet. Yani gittikçe de zorlaşıyor çünkü hedefler değişiyor hocam. Düşmemeye oynayan takımlar can çekişiyor. Daha agresif, daha çok çalışarak, daha kümeye düşmemeye oynayacak. Primler artacak. Kesinlikle. Üstteki takımlar ne olacak? Şampiyonluğa ve playoff'a oynayacak. Evet. O yüzden maçlar zorlaşacak. Ama zorlaşacak derken şimdi diyoruz ya, insanlar doğarken donanımlı doğar. Evet. Biz donanımlı doğuyoruz ama bunları geliştirme zorundayız. Evet. Şimdi siz teknik olarak kendinizi daha çok çalışır, daha çok geliştirirseniz, kondisyonel olarak değil mi? Evet. Dayanıklığı, evet. Suratı, çabukluğu, kuvveti, dikey sıçramayı falan arttırabilirseniz. Evet. Oyun bilgisine de biraz bağlı kalıp nerede ne yapacağınızı
ortalama bir vasatın üstüne çıkarabilirsen rakip dezavantajlı olacak. Ama o senden daha çok çalışırsa, o senden daha hızlı olursa, o senden daha güçlü olursa, o senden daha teknik olursa, o senden daha önce düşünürse, çabuk düşünürse, sonuçta futbol dediğimiz karşılar oyunu değil mi? Evet, hamleler yani oyunu. Sen, evet sen ve ben aynı şeyleri düşünüyoruz ama kim erken yaparsa, kim doğru yaparsa. Değil mi? Tabii. Şimdi top atıyorsun, şiddetini ayarlaman lazım, süratini ayarlaman lazım, yüksekliğini ayarlaman lazım ki... Islak sastaklığını ayarlaman, bütün her şeyi hocam. Aynen, doğru zamanda şey yapasın. Eğer beynimizi kullanmamıza mantık, sevgi ve hayal gücümüzü de katabilme şansımız olursa... Evet. Önümüzden hiçbir şey kurtulmaz. Hiçbir şey kurtulmaz. Bizim tek sıkıntımız psikoloji. Duygusal olarak kendimizi kontrol edebilmeliyiz, sakin kalabilmeliyiz ki organizmada kasılmasın, organizmanın da becerileri kaybolmasın. Çünkü kasılı bir organizmanın becerileri azalır hocam. Evet. Becerileri azalır, sertleşir. Dolaşım, solunum, iletim, sinir sistemlerinin hepsi bozulur. Evet. Neden? İnsanlar kendini iyi hissettiği zaman daha iyi şeyler yaparlar. Kötü hissettiğin zaman kötü şeyler yaparsın. Ne diyoruz? Ne düşünüyorsan olsun. Evet. O zaman pozitif düşünmek lazım. Olumlu düşünmek lazım. Neşeli olmak lazım. Var olanı ortaya koymak lazım. Sorumluluk almak lazım. Sorumluluğu kabul etmek lazım. Ama oraya da hazır bir şekilde, donanımlı bir şekilde, değil mi? İyi beslenmiş, iyi dinlenmiş, iyi çalışmış, iyi uyumuş, zihinsel olarak daha iyi hazırlanmış birisi olarak oraya geldiğinizde işler bitiyor zaten. İyi motive olması gerekiyor. Her konuda iyi motive olması evet. lazım. Ve motive olmaları için de çok sebep var. Evet. Şampiyon oluyorsun, daha ne olsun? Evet, zaten gayret edersin. Evet. Paranı alıyorsun, transferin var. Evet. Seyircin full. Şöyle bir durum var hocam. Çok. Özellikle evet şunu söyleyeyim ben. Yani bu hafta Şanlıurfa sporumuz özellikle içeride Afyon sporu yenelim ki potadan çıkaralım. Aksini düşünmek istemiyorum. Niye diyeceksiniz? Şunun için Batman Petrol da Arnavut'a gidiyor. Evet. Yani Marmara Arnavutköy Belediyesi'ne gidiyor. Batman Petrol'un orada galip geldiğini düşünsenize hocam. Yani biz burada söylemek dahi istemiyorum. Herhangi olumsuz bir durumu ya dersen her şey mümkün. Batman Petrol potaya giriyor. Afyon potaya giriyor. Biz yerimizde durmuş oluyoruz. Esenler Erok yine kez aynı şekilde durum iyi gidiyor. Erzincan öyle. Çorum öyle. Yani bu şekilde toparlamamız gerekiyor. Onun için bu haftaki maç çok kritik diye düşünüyorum ben de. Zor maç. Gerçekten çok zor maç. Evet. Maç. Ama çok kaliteli bir maç olacak hocam. Yani açık olacak, kimse kapanmayacak yani. Dilerim biz geçmiş Menemen maçındaki gibi performans gösteririz. Nazilli maçı performansı bizi gerçekten aşağıya çekecektir. Çok üzer. Dediğin gibi bu maç ve Batman maçı evet. Zaten eğer galibiyetle bitirilir ise evet. Bu moral motivasyonla devreye gireceğiz. 1-2 de takviye, belki de 3 takviye. Evet. Hani bana sorarsan bir tane akar forvet. Çünkü duran forvetimiz var. Evet. Akar forvetimiz olsa bu hafta başka bir karşı koydular forvet. Çok verimli olmadı. İnşallah onu da daha çok bu hafta oynayan çalıştırırlar da Mustafa Ethem Erbuğa mıydı acaba? Herhalde unuttum ben. Forvet oynayan kimdi? Bu yani hafta. Bu hafta hocam yani ben baktığım Mustafa, zaman geçen haftadan itibaren hocam bir tane ben Mustafa Ethem Erboğa'yı bir değişik olarak gördüm. Çünkü geçen hafta ben izlediğim zaman evet. İbrahim vardı, hepsi Feyyaz vardı, Cumali evet, vardı, Behlül vardı hocam, Şahin acaba, vardı. Acaba diyorum yedeklerden mi girdi de? Çünkü sonuçta monitörden ve ben çok az seyredebildim evet. olayı. Ben yani ikinci yarının bir kısmından sonra böyle fırsatım bazen oldu. Bazen donuyordu hocam. Evet izleyebildim. Çok da şey yapamadım diye. Hani evet. yanlış bir şey olmasın. Evet. Forvet girdi ama çok şey etkili olamadı. Evet. Belki iyi çocuktur. İlk maçıdır. Az oynamıştır. Ama onu da yetiştirmen lazım. Onu evet. da evet. Bir de akar bir forvetle orta sahada şöyle koşabilecek, topu orada tutabilecek, ikili mücadeleleri kazanabilecek. Birinci bölge ile üçüncü bölge arasında pas trafiğini yapabilecek. Aynen. Yani
playmaker demeyeyim ama hani oynatıcı değil de daha çok engelleyici, durdurucu, yönlendirici, geciktirici gibi bir görevi üstlensin mesela. Öyle daha mesela Crespo gibi eğer topa koşan, bozan değil mi? Evet. Crespo mesela gerçekten Fenerbahçe'de çok etkili oynuyor. Çok yararlı oynuyor. O kadar çok top kapıyor ki, o kadar çok topların birinci bölgeye, üçüncü bölgeye daha doğru, daha iyi yerlere çıkmasını engelliyor ki onları fark etmiyorsun. Aslında gözümüz bizim işte kalecinin kurtardığı bir topta veya forvetin attığı bir golde oluyor ama işte oraya gelene kadar Crespo acaba kaç tane pozisyonu önlüyor? Ne kadar topun geç gitmesine, yanlış yere gitmesine, değil mi? Evet. Zamanlama açısından onun hepsini engelleyen koşacak bir hamal diyelim. Adama ihtiyacımız var. Bir de iyi bir santrafor. Santrafor artık orta sahaya iki tane adam mı alırız? Bir tanesini sol dışa mı alırız? Daha yani etkili olabilsin Mert, diye. Mert Çapar'ın Mert de, hocam. Sağ yani, dış, sol dış hani Behlül'ü ortada düşündüğümüzü düşünüyorum. Evet. Mert sola kaydığında işte o da sağa gidebilecek. Mert sağa gittiğinde sonuçta iki tarafta da çünkü kanatlar çok çok önemli sporda, futbolda. Kanatların yoksa uçamazsın hocam. Evet. Bizim şu ana kadar ki en büyük şeylerimiz kanatlardan. Mert Çapay'dı değil mi? Bekler mi, kanatlar mı hocam? Yok, kanatlar. Kanatların Mert Çapar ile evet. Şeydi hocam, Kemal Rüzgar'dı. Kemal forvet. Erkan var hocam. Evet. Yani kanatların iyi olursa şeyi de oynayabilirsin. Değişik sistemleri de oynayabilirsin. 3-5-2 ofansif ve 3-5-2 defansif oyunlarına da rahat dönebilirsin. Ama değilse biraz daha zor olur. Hem ofansta hem defansta çoğalabilme şansın sayısal olarak evet. Elde edersin. O yüzden bir sağ dış olabilir mesela Fıstıkçı'nın yerine. Evet, değil mi? Şahin. Yani o tabii Şahin de kötü değil. Şöyle bir şey ama, hocam, aslında beklerimiz de çok iyi. Bekler çok iyi. Barış ile Semih. Barış'la şeyi iyi, gerçekten iyiler. Bir şey demiyorum, çok da katkı sağlıyorlar. Özellikle Barış daha da çok. Evet. Orta atıyor, çıkıyor. Geri dönüşleri iyi, fena değil. Yani kalmıyor da. Evet. Dayanıklılığı da fena değil, iyi. Yani gidip dönmeyen bir de bekler var biliyorsun. Evet. İki tane de para yapıyor. Ondan sonra yürüyerek geliyor. Ondan sonra da tabii ki yeri boş kalıyor. Evet. Yani üç tane kaleci problemimiz yok gibi geliyor bana. İyi yani. Aydın Bağda iyi. Aslında Ramazan da fena değil. İşte Ramazan bu sene herhalde şanssızlık yaşadı. Sonuçta Petit'e birincilik şeyi yaşamış. Tecrübesi yaşamış bir kaleci. Her halükarda Behlül'ü kazanıp eski formuna kavuşturmamız lazım. Evet. Lazım. Takımlar Mert'i iyi tanıdı. Farklı alternatifler yaratmamız lazım. Mert'in önünü kesmeye de başladılar evet, hocam. Doğru. Başladılar. Adam vermeye başladılar. Onunla çabuk oynayan adamları eşleştirdiler. Evet. Ona alternatifler bulmamız lazım. Açık alan bırakmıyor hocam artık Mert'e. Yani aynen. Ona müsaade etmiyorlar çünkü Mert'in evet. Açık alan gittiği zaman hocam götürüyor. Özellikle götürüyor. Aynı evet. Şekilde götürüyor dediğiniz gibi. Onun için yani Afyon maçı da almamız gereken bir maç. Evet. Dilerim alırız ama almak da tabii ki bizim elimizde. Daha evet. Çok çalışan, daha çok kendini geliştiren, beynini daha çok kullanan, hayal gücünü kullanan, sakin kalabilen, duygusal olarak kendini yenebilen, inançlı, istekli ve hırslı olabilirsek zaten başka işimiz yok. Yani evet. Biz bunun için bunların hepsinin olması gerekiyor. İşleri bu bunların sonuçta. İşleri bu. Evet. Bunu güzel bir ortam sağlamaları yemeğinden işte seyahatine kadar bunları da tabii yöneticilerimizin ayarlaması lazım. Bunlar da önemli şeyler. Dilerim bu iki haftayı 6 puanla kapatıp 39 puanla çok moral motivasyonu yüksek ikinci yarıya da iyi başlayıp evet. Götürürüz. İnşallah hocam evet. Ben de düşüncem bu şekilde. Dediğim gibi ben aksi bir durum düşünmek istemiyorum. Bu hafta Afyon'u
yenip Afyon'u bir devre dışı bırakalım. Evet. Bizi Afyon yalnız, zaten bir yalnız zaman... bırak bir abi. Bizi bir diyor ya, bir salıver bizi. Hı-hı. Bir rahat bırak sen bizi. Sonra da bir Batman'la hocam. Onu da evet, güzel bir galibiyetiyle son herhalde 5-6 hafta olunca seri yakalamış oluruz. Hemen hemen Batman'ın da şeyi olur. Yani artık rolantiye girer. Aynen öyle hocam. Artık, daha sonraki haftalarda artık yine işte ikinci devre başlıyor. Evet. Çorum'dayız. Sonraki hafta içerideyiz. İlk bence 4 haftanın 3'ü. Evet. İkinci devrenin 4 haftanın 3'ü. Evet. Belki bizim kaderimizi belirleyecek. Evet hocam. Belki de o yüzden sakin kalabilmeyi becermeliyiz. Evet. Çok iyi çalışmalıyız. Bu arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Ve dediğim gibi en az bir 3 tane de takviye olursa sanki bu sene götürebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Zaten yani herkes bize en büyük favori olarak görüyor. Evet. Ama o oynanmış maçta kazanılmış sayılmıyor. Evet. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Çünkü iniş çıkışlarımız oluyor. Onlar biraz beni böyle ne bileyim soru işaretleri oluşturuyor. Tedirgin ediyor aynen biraz. Evet. İkinci devre hocam Çorum'la başlayacağız deplasmanda. Sonra içeride Sivas Belediyesi ile oynayacağız. Evet. Ki dediğiniz gibi yani aslında Sivas Belediyesi evet kolay gibi görünüyor dibe ama dibe demir atmış ama aynen. Hani can Yaman çekişiyor atılacak ya bir takım değil. Yani çünkü can çekişiyor. Diyor ya ilk gördüğü yere saldıracaktır. Yani puan almak için uğraşacaktır. Aynen. Sonra aynen. Ahmet Sportif'e gidiyoruz biz. O da zor. Çok zor, çok zor olacak. Direkt rakibimiz. Kesinlikle. Çorum Dağı da. Ahmet'ten sonra hocam Esenler geliyor bir de. Erok Spor geliyor. Bu işte dedim ya 4 maçın 3'ü aslında 4'ünü de yani Sivas'ı da kat. Evet. Yani Sivas'ı da kat. Bu 4 tane maç bizim kaderimizi belirleyebilir hocam. Evet. Evet. Bu 4 maç üstelik ikisi de dışarıda Esenler'le Ahmet Spor. Yok Esenler içeride hocam Çorum'la Ahmet. Çorum pardon. Evet. Çorum'la şey dışarıda. Ahmet. He. Evet. Ahmet dışarıda. Esenler burada, Sivas burada. Yani bu 4 maç bana kalırsa bize bir şey anlatır. Evet ya da zora girdi. Yani bizim şampiyonluktan kopmamız daha uzun süre devam eder. Evet. En kötü playoff banko gibi görüyorum ben. Banko gibi ama evet, playoff istemiyorum ben. Direkt şampiyon olalım evet hocam. Uğraşmayalım hocam. Yani biz playoff'ları hiç sevmiyoruz. Aynı ben de nefret ediyorum ve yani, eleniyoruz yani. Evet çünkü korkumuz yani başımıza geliyor hocam. Evet şansımız mı yok demeyeyim ama ya playoff'lar bilmiyorum. Tutmuyor bana hocam. Evet sanki olmayacakmış gibi oluyor. Belki de olur evet, tabii ya, ki. Evet inşallah olmaz hocam. Yani. Belki de olur. Biz playoff'lara gitmeden hocam şampiyon olalım. Evet çekilelim. Çıkalım. Evet bir çekilelim. Bir evet, maçlarımızı bir izleyelim bir kenarda. Evet. Artık kim galip gelirse doğru, kim çıkarsa. Evet. Mantıklı yerinde 3 tane güzel transfer olursa. Evet. Ama nasıl bulabiliriz, bulabilir miyiz o da önemli. Çünkü devre arasında. Üstliklerden hocam düşünülebilir. Mümkün evet. Ya, bana biraz sorarsanız ben öyle düşünüyorum. Yönetim özellikle bir üstliklerden bir şu an tarama içinde sanki. Öyle bir duyum aldık. Evet. Üstlüklerden sporculara bakıyorlar, futbolcu kardeşlerimize bakıyorlar. İyi bir ön libero. Hı hı. Santrafor kez aynı şekilde. Mevcut kadroyu koruyup üstüne de 2 tane, 3 tane, 4 tane hiç bozmadan aynı şekilde devam edecekler. Bence güzel olur hocam. İnşallah öyle değil. İnşallah, yani inşallah hocam. Hocam Şanlıurfa sporumuza bir virgül mü koyalım, nokta koyalım. Hı. Karaköprü sporumuza geçelim. Evet. Karaköprü sporumuz bu hafta içeride Elazığ Spor'u 3-0 yendi hocam. Ve şu an kendi grubunda 3. sırada. Bununla ilgili maça gidebildiniz mi, bakabildiniz mi, izleyebildiniz ya, mi, takip edebiliyor musunuz veya? Hiç edemedim. Sadece bir maçlarına gittim. Beni hayal kırıklığına uğrattığı için daha gitmedim. Evet. Ama benden sonra demek gidince, benim gittiğim maçta da yendi ama. Evet. Yendi ama. Yani çok kötü futbol oynadı diye. Evet. Böyle beni nasıl diyeyim? Hani bir yere gidersin hiç tatmin olmazsın, mutlu olmazsın, evet, tad almazsın. Olur ya hani bir yemek yersin soğuktu, hiç hoş değildi dersin. Evet. Bir daha yemek istemezsin gibi geldi ama benden sonra çok iyi sonuçlar aldı. Şimdi iddialı duruma geldi. Evet. Ama orada Mersin bırakmaz gibi geliyor bana. Hocam Karaköprü sporumuz Mersin'i yendikten sonra Mersin'e tepe takla gitmeye başladı. Yani yine yani 35 puanı Mersin'in sanırım şu an Karaköprü sporumuz herhalde 29 mu? 29 olması lazım hocam. 6 puan var. 6 mı 7 puan var. 6 puan bence hocam. Çünkü olabilir, bir ara kopup gitmişti. Bayağı kopmuştu. Ama sanki Mersin toparlanır büyük şehir ya. Evet. Bu şeyde takviyeler falan da yapar. Sanki bırakmaz gibi geliyor bana ama Karaköprü'de iyi gidiyor. Evet.
Yani bir de şey var hocam, 52 Ordu Spor da var. O da güzel. O da, evet, geçen sene izlemiştim Karaköprü 52 Ordu Spor maçını. Evet. O zaman beğenmiştim. Hatta arkadaşlarla da konuşurken bu takım iş yapar demiştim. Evet. O sene de geçen sene zaten herhalde şampiyonluğu kovalayan takımlardan bir tanesiydi. Evet. Öyle hatırlıyorum çünkü güzel futbol oynuyordu. Hatta geçen seneki Karaköprü takımının benim seyrettiğim takımdan çok iyi olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ama en kısa sürede inşallah o maça gideriz. Onların ligleri devam ediyor mu? Ediyor. Beraber ediyor hocam. Şu an ben baktığım zaman hocam. Beraber mi bitiyor acaba? Yani şu an baktığım zaman hocam, özellikle ben Bal Ligi'ni de açtım hocam aynı şekilde. Aha. Ama Karaköprü Sporumuzun ligi devam ediyor hocam. Evet. Bir ayarlayalım hocam onu. Bir evet, maçına yani beraber bir gidip gerekir, seyrederiz. Olur, olur. Evet. Güzel olur. Çünkü Şanlıurfa Sporlu genç hatta, kardeşlerimiz de orada oynuyor hocam. Evet, İbrahim Ali Tat Talay diye bir tane sporcu var hocam. 22-23 yaşlarında olması lazım. Taha. Talay. İbrahim Ali Talay diye Viranşehirli. Geçen yıl Bal Ligi'nde oynuyordu. Önce evet, Viranşehir Belediyespor'da. Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da oynayıp Karaköprü'ye transfer oldu. Hırçın bir santrafor, iyi bir santrafor. Kendine bakarsa bence ileride çok çok farklı yerlerde olabilir. İşte bizim dezavantajımız o Bayram Hocam. Biz kendi çocuğumuza hiç sahip çıkmıyoruz. Evet. O kadar çok biliyorum ki. O kadar çok biliyorum ki. Anlatamam sana. Bak biz altyapıda çalışırken zannederim 16 takımı evet, da bir sporcumuz milli takımda ilk 40'a girdi. İlk 40'a girdi. Evet. Bak, çok önemli bir başarı evet, değil. Evet. Menisküs oldu. Şey pardon, ön çapraz bağlarda yırtık oldu. Ameliyat ettiremedik. Çok uğraştık. Yani o hem de PTT 1. Lig'de hem de yöneticilerin her birisinin para derdi yok. Ben de bir türlü bunu anlamış değilim. Yani o kadar zengin insanlar neden bu kadar hiç iyiliksever olmazlar, hiç yardımsever olmazlar, hiç böyle çocuklara bir şeyler verme adına mutlu olmazlar? Ben de bunu anlayamıyorum hocam. Yani 100 milyonun varsa, 105 olsan olur, 103 olsan olur. Evet. Acaba diyorum benim de olsa ben de mi öyle olurum? Veya bir de koltuk olayları var. Koltuğa oturunca hemen değişiyorsun. Sen ismini şimdi söylemeyeyim. Arkadaşımdan bir tanesi eskiden karşı kaldırımdan görse bile gelirdi. Hocam nasıl Urfaspor, ne yaptı, ne etti, nasıl oluyor, fikir alırdı. Yani bir sapkana bir kulüp başkanı oldu. Oo, ben bilmiyorum, ben bilmiyormuşum. O bana başka şeyler anlattı. Bunun gibi o kadar çok kişiyle muhatap oldum ki. Evet. Ya daha dün gelip yani fikir alıyordun, bilgi alıyordun, çok haklısın diyordun, sen çok doğru söylüyorsun diyordun. Diyordun. Ne değişti yani arkadaş? İkiz kişi, Y kişi, Z kişi ne oldu? Ve bunların birçoğu da benim arkadaşım. Evet. Onu gerçekten çözemiyorum. Ya paranız çoksa ya yardım edin ya. Fakire yardım edin, çocuğa yardım edin değil mi? Evet. Düşküne yardım edin, hastaya yardım edin. Ne olur ya? Bu hayatta bundan daha mutlu ne olabilir ki? Makamların en güzeli insanların gönlündeki makam değil midir hocam? Kesinlikle. Ha? Eğer çevrenizde, kentinizde, yörenizde, mahallenizde, binanızda sevilmiyorsanız, yani çok paranız olsa tek başınıza mutlu olamazsınız. Mutluluk birlikte olabilir. Tek başına mutlu olunmuyor. Lütfen çocuklarımıza oyun sahası yapalım ya. Arabamızın park yeri dursun, lanet olsun. Zaten öbür arabayı alabiliyorsun. Belki de 2-3 tane araban vardır. Belki de daha fazladır. Evet. Değil mi? Bir başak misali hocam. Doldukça eğileceksin. Aynen öyle. Yükseldikçe aynen, olması eğileceksin. Lazım. Olması gereken o. Sen kendini bileceksin evet, ki. Evet. Sen Ali Koç'u herkes seviyor. Evet. Bence. Ben de seviyorum mesela. Ali Koç'u. Ali Koç böyle kalender, güzel konuşan. Geçmiş yıllarda. Ara ara çıkışları var ama hocam. Olur o kadar olsun hani. Ama yine de kibar. Evet. Ağzını bozmayan. Geçmiş yıllarda televizyonlarda falan başkanlar çıkardı. Milleti birbirine düşürürdü. Yoksa üç büyükler bir arada maç seyrederdi. Üç büyükler olmazsa zaten biri olmasa diğerinin değeri düşüyor.
Yani Galatasaray'sız Fenerbahçe, Fenerbahçe'siz Galatasaray, Beşiktaş'sız Galatasaray, Galatasaray'sız Beşiktaş olmaz hocam. Zevki tadı olmaz ki. Hem onsuz olmayan bir şey, hem sevmiyorsun. Bu çok büyük bir çelişki değil mi? Evet. Yani bir Fenerbahçeli Galatasaray maçını, Beşiktaş maçını, Trabzon maçını dört gözle bekler değil mi? Daha bir heyecanlıdır, daha bir tempoludur, daha bir güzel hareketleri seyretme şansına sahiptir. Bizim buluşma gecemiz. Sen yok diyorsun, olmasın, ölsün, gebersin diyorsun. Arkadaşlara bizi onun böyle için olmaz bir ki. Araya geliriz hocam, derbilerde özellikle. Değil mi? Evet hocam. Ama olmaz ki böyle yani. Bekliyoruz bir derbi olsun, güzel bir maç seyredelim. Bakınız Dünya Kupası'nda yokuz, ne kadar buruğuz. Gerçi Dünya Kupası'nın bir başka burukluğu da içimde. Evet, yani 6700 kişi ölmüş, 300 milyar harcanmış. Yanı başında Yemenli insanlar açlıktan ölüyor. Katılır. Bu kadar şatafata gerek yok yani. Gerçekten. Ve bizden sonra yani Dünya Kupası'ndan sonra da birçok stat kullanılamayacak. Zaten yapay statlar yapılmış. Evet. Bir maç için stat yapılmış. Yani dünya bu kadar adaletsiz olmamalı. Yani içinde sevgi barındırmayan insanların dünyasına bir dönün bakın. Çok mutlu muyuz? Çok güzel miyiz? Çok iyi miyiz? Günümüz artık her şey gösterişi oluyor. Değil mi ama? Yani olması gereken bu mu? Hayvanı sevmiyoruz, bitkiyi sevmiyoruz, insanı sevmiyoruz, çocuğu sevmiyoruz. Evet. İçimizde sevgi yok. Sevgi en güzel şey. Her şeyi çözer. Her şeyin anahtarı sevgi. Paylaşınca da evet, güzelleşiyor. İnsanların dünyası işte bu kadar olur. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Yorumunuzu alıp önümüzdeki haftada maç skorunu da almak istiyorum. Özellikle Afyon'la ilgili maç skorunu. Valla hocam ben Urfa Spor'u... 1-0 olsun bizim olsun mu hocam? Öyle mi diyelim? 1-0 olunca stres yaşıyoruz. Çok stres yaşıyoruz hocam yani. Ya 2-3 olsun oturup da kalkıyoruz. Şöyle bir oturalım böyle bir rahat izleyelim. Evet. 1 olunca böyle olmuyor. Tabii ki otururken... şeyi de yapamıyoruz hani gençliğimizdeki gibi kalkıp evet. bağırıp çağıramıyoruz bize kendimize evet. yakıştıramıyoruz. Evet. Gerçi dizimize vuruyoruz artık. Yani. Evet artık parmağımızı ısırıyoruz. Aynen öyle ama hiç olmazsa bir rahat maç izleyelim ya bir ikileyin üçleyin de şöyle ondan sonra zamana oynayın değil mi? Evet. İşte top bizde kalsın kontralarla gidelim duran toplarla gidelim de bir böyle bir hoş hoş maç izleyelim. Mert Behlül isterim. Resul hocamı duyuyorsunuz. Yani bir rahat maç izleyelim abi. Aynen. Bir rahat maç izleyelim. Güzel bir skor elde edelim. Şu Afyon'u da devre dışı bırakıp Batman Petrol'u da yenip artık devreye bile güzel bir şekilde evet, girelim. Siz de dinlenin, mutlu olun, eğlenin. İşte böyle oynarken zevk alın ya. Deşarj olun ondan sonra ikinci döneme çok hızlı bir şekilde hazırlanmaya çalışalım. Girelim ve evet. son haftalara girmeden de şampiyonluğumuzu garantiye alalım artık diyor ya. Rolanti'de gitsen maçlarımız. Hocam aslında bilemiyorum. Siz futbol oynadınız mı? Evet oynadım hocam. Evet. Yani ben de oynadım diye biliyorum. Şampiyonlukta şampiyon olacak takımın sporcularının kazanabileceği çok şey var. Evet. Çok şey var. Ve bu onların motivasyonu için yeter de artar bile. Maddi, manevi, sosyal, siyasal, anı, kariyer. En güzel anlar orada. Kariyer, zaten. Evet. O yüzden böyle fırsatı yakalamış futbolcular, bunu kullanın yani. Ya bunu kullan. Yarın senin transferin en az 1,5 katına çıkacak. Daha çok kulüp tarafından isteniyor olacaksın. Daha çok para kazanacaksın. Daha çok prim alacaksın. Daha kariyerli biri olacaksın. Adından söz edilecek. Şuna gelmeye çalışıyorum. Motive olmak için hani motivasyon neden sebep diye. Evet. Motive olmanız için çok sebebiniz var arkadaşlar. Bir tane iki tane değil ki. Gereğini yapın ha lütfen. O potansiyel var. Behlül misali %100'ünüzü verin ya. 100 liranızı verin harcayalım. Evet. Sonra yine verin size. Biz veririz. Evet. Tabii de onu toparlarız merak etmeyin. Evet. Glikojen depolarını doldururuz siz hiç merak etmeyin. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizi izledikleri için herkese çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar, iyi akşamlar. Evet bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta hedef galibiyet Afyonspor'dan. 3 puanı 3 gol ile almak istiyoruz. 3-0'lı galibiyet ile bizim olsun diyoruz. Afyonspor'u yenip Batman Petrol'dan da galip gelip devreye yani 6 puana girmek istiyoruz özellikle. Önümüzdeki hafta tekrardan bir araya gelmek üzere. Mutlu akşamlar, mutlu yarınlar efendim.